Bir insan evet zamanda bir şeyler yaptı belki, kötü bir şeyler, birine kötülük Evet. yaptı ama pişman oldu. Hani bunu temizleyebilmek mümkün müdür? Bu gerçekten hani karma temizliği denen şeyler ya da ilahi Ya çok. adalette aslında bu işin içinden temiz çıkabilmek. Bunlar nasıl çalışır? Şöyle bir yıldızlara, kainata, kendi bedenimize, gözümüze, elimize baktığımızda şükür nimeti ziyadeleştirir diyor. Anca hastalandığımızda fark ediyoruz. Bakın çok enteresan, rahatlatıcı bir şey. Bütün müminlerin günahı diyor, bir kuşun ayağındaki bir toprak parçasıdır diyor. Bütün insanların hatta, bütün şeylerin günahı kuşun ayağındaki bir toprak parçasıdır. Ve kuş diyor havalandı, uçarken diyor o toprak denize düştü diyor. İşte diyor o deniz Allah'ın rahmetidir diyor. Günahına bu kadar takılı kalmanın kendisi çok büyük günah. Ve şimdi bu kadar karışık bir dönem, insanlar artık hani böyle bilinçli de kötülük yapabiliyorlar. Başımıza ne geleceği hiç belli değil hayatta. Hakikaten böyle bir dönemden geçiyoruz. Ve bu kadar karmaşık bilgiler ortada dolanırken aslında çok gerçek bir şey var. İlahi adalet. Hani isterseniz karma deyin, isterseniz ilahi adalet deyin ama hani işte ne ekersek onu biçeriz noktasında. İlahi adalet nasıl çalışır? Yarattığımız karmalar diyelim hani yeni tabirle bize Evet. nasıl dönecektir? Bu nasıl temizlenir? Yani bir insan evet zamanda bir şeyler yaptı belki, kötü bir şeyler, birine kötülük Evet. yaptı ama pişman oldu. Hani bunu temizleyebilmek mümkün müdür? Bu gerçekten hani karma temizliği denen şeyler ya da ilahi Ya çok. adalette aslında bu işin içinden temiz çıkabilmek bunlar nasıl çalışır? Çok çok zor şeyler değil. Pişman olmak. Yani tövbe estağfurullah. Bir daha yapmamaya azmetmek, niyet etmek. Ve ona sizi yönlendiren şeyleri ortadan kaldırmaya çalışmak. Yani Kur'an'ın getirmiş olduğu o sistemler zaten sizi o iyi, doğru ve güzel olmaya zaten yönlendiriyor. Yani işte Kur'an'ın hangi hükmü veya o bilgeliğin içerisindeki hangi hüküm insana şey ki yani ters ki insan fıtratına, insan yapısına. Nasıl olacak? Çok basit. Yani Peygamber aleyhisselam günde 70 defa tövbe ediyor. Bir sadaka vermek, yetimlerle, yetim. Bakın bizim inşallah Kadim Bilgelik Okulu olarak böyle bir projemiz olacak. Ha, ne güzel. Yetimlerle alakalı ki devletimiz onlara aylık 3 bin lira maaşından istediği özel okulunda okuyabiliyor. Sigortaları var. Bugün yetimlerle ilgilenmek, insanla ilgilenmek bizi ne yapıyor? Kendi küçük dünyamızdan kişisel gelişimden çıkartıyor toplumsal dayanışmaya. Kişisel gelişim yalnızlaştırıyor. Egoyu çoğu zaman besliyor. Sadece kendimizle ilgileniyoruz. Üçüncü gözüm açılsın. Önce ben bir olayım da falan. Halbuki sen tek bir varlık değilsin ki. Sen sadece üçüncü gözden ibaret de değilsin. Yani pazarlanılan şeyler bir neticeyi veriyor fakat sürdürülebilir de tam değil. Çok basit. Ağaç dikmek, sadaka vermek, bazen bir tebessüm ve gerçekten kalbinde buna niyet etmek ve onun yanlış olduğunu hakkel yakin anlamak, o zaman ne gerekiyor bize biliyor musunuz? Doğru örnekler gerekiyor. Yani rehber, örnek alabileceğimiz gerçek en azından hayalimizde vardır yani örnek alabileceğimiz insanlar vardır. O güzelliği görebileceğimiz insanlar vardır. O letafeti, o paylaşımı, o vecdi imrenmek, gıpta ile bakmak, güzeli görmek ve güzel yolunda niyet etmek. Şöyle bir yıldızlara, kainata, kendi bedenimize, gözümüze, elimize baktığımızda hani şükür nimeti ziyadeleştirir diyor. Anca hastalandığımızda fark ediyoruz. Ve Evet, sağlığın değerini. her bir günahta da küfre gidecek yol vardır. Günah nedir? Günah işte oradaki dengesizliktir. Oradaki kısa devremizdir. Oradaki hatamızdır. Günahlar da bizim için. Siz günah işlemeyen bir kavim olsaydınız, günah işleyip tövbe edin. Çünkü insan günahlarla da gelişiyor. Ama bu günahlarda takılı kalmak değil. Günahları da çok abartmamak gerekiyor. Bunun karma temizliğinin 5 yıl sürmemesi gerekiyor. Ve bu temizliklerden sonra ben şey yapacağım diye
düşünüp iyiliklere bu şekilde geçmemek gerekiyor. Hani küslük bile 3 gün sürer diyor ya. Evet. 3 gün sürer maksimum. Yani bir günah işledin, karma temizli, Allah'ım pişmanım, bir daha yapmamaya da niyet ediyorum, azmediyorum deyip bundan gerçekten yaptığımızda biz kendimizi affedemiyoruz. Ve üstad var bir tane, o diyor ki kendine nasıl bir oyun oynamış olmalısın ki diyor. Kendini baltalıyorsun, kendine oyun oynuyorsun sen diyor. Allah seni çoktan affetti diyor. Sen kendini affetmemekle güya kibir. Hani bir tane hoca varmış, demiş ki Allah demiş bütün günahları affeder ey cemaat. Oradan bir tanesi de çıkmış cemaatin içerisinden, demiş ki hocam demiş benim de günahlarımı affeder mi? Demiş sen günahınla demiş bize demiş şey mi yapıyorsun, kibir mi yapıyorsun demiş. Bütün günahları affeder işte. Şirk hariç bütün günahları affeder. Yani bu karma olayını çok abartmamak gerekiyor. Anlatabildim mi? Allah bu olayları, tövbeleri kabul ediyor yani, öyle mi? Şirk hariç. Öyledir değil mi? Yani şunu merak ediyorum, çok özür dilerim. Şöyle şey bir şekilde sorayım. Mesela hatta bir şey söyleyeyim size. Evet. Buyurun. Şu, hemen onu unutmayın. Sadece bir hadis söyleyeceğim. Diyor ki bakın çok enteresan, rahatlatıcı bir şey. Bütün müminlerin günahı diyor bir kuşun ayağındaki bir toprak parçasıdır diyor. Bütün insanların hatta bütün şeylerin günahı kuşun ayağındaki bir toprak parçasıdır. Ve kuş diyor havalandı, uçarken diyor o toprak denize düştü diyor. İşte diyor o deniz Allah'ın rahmetidir diyor. Allah'ın rahmeti o denizdir. Bütün şey. Yani günahlar da bizim için. Günahlar olmasaydı biz gelişemezdik. Günahına bu kadar takılı kalmanın kendisi çok büyük günah. Hazreti Mevlana'nın söylediği şey, ey günahından tövbe eden diyor. Sen daha diyor o günahı sana kimin işlettiğinin bile farkında değilsin. O günahı sana da işlettiren Allah diyor. Öğrettiği bir şey var. Ama sana düşen yine tövbe etmek. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Çok iyi anladım hocam. Çoğu zaman o günah aracılığıyla, o günahlarımız olmasaydı biz şu anda bugün olabilir miydik? Öyle bir noktada kaldık ki. Gerçekten yapan da yaptıran da Allah. Peki bizim burada bize düşen ne? Tövbe, bize düşen kulluk. Allah'ın o hayrı da yaratır, şerri de yaratır. O cenneti de yaratır, o her şeyi yaratır. O bizim gelişimimiz için yaratır. Bize düşen ayrıdır, Allah'ın hakkı ayrıdır. Oraya karışmayacağız. Yani Adem Aleyhisselam hani diyor ya şeytan secde etmedi biliyorsunuz. Orada ince evet. Bir Muhittin Arabi çok ince bir şey anlatır. Der ki şeytanı çağırır. Der sen benim emrime mi karşı geliyorsun yoksa benim bir muradım vardı onu mu anladın der. Çünkü muradı şu. Herkes secde etse değil mi? Varlık olmayacak. Dünya şahane bir yer olacak. İsyan etmesi lazım. Nasıl? Dünya şahane bir şey yer olacak o zaman. Herkes secde etse zaten. Ve varlık olmaz aslında. Dünya şahane olsa varlık olmaz. Zıtlıklar olacak ki. Zıtlıklar %51'e %49 arasında biz o sürtüşmede oluyor. O da izafi. Hastalıklar izafidir. Asıl olan sağlıktır. Asıl olan sağlıktır yani. Şeyi çağırıyor. Şeytanı çağırıyor. Sen diyor benim emrime mi karşı geliyorsun yoksa muradımı mı anladın diyor. Çünkü şeytan secde etmese belki varlık olmayacak. O çatışmada. Hayır diyor ben senin emrine karşı geliyorum diyor. Muradını bilmiyorum diyor. O zaman diyor seni cezalandırıyorum diyor. Şimdi Allah'ın bir muradı vardır bir de emri vardır. Biz emrine tabi olacağız. Emrine tabi olmalıyız. Muradı tabii ki bataklık da olsun, lotus da olsun. Allah bütünlüktür. Bütünsellik ilkesidir, tevhiddir. Ama biz bataklığa girip abdest almayacağız. Ey bataklık sen de güzelsin, sen de Rabbimin yarattığısın deyip aslana sarılmanın bir anlamı yok. Hani demiş ya oğlum her şeye kucak aç. Her şey sevgidir demiş. Çocuk da gitmiş aslana kucak açmış. Demiş ki aslan biliyorum ki sen de sevgisin. Hayata evet demiş. Aslan parçalamış bunu. Babası demiş oğlum yanlış anladın demiş. Sevgi bu değildir. Sevgi dengedir. Sevgi oradaki o, hikmettir. Hikmetsiz sevgi secret'tır yani. Oraya çıkar. Hikmet olması lazım. Ticaret değil bu. Bu gelişim. Orada kırmızı Porsche değil mesele. Oradaki dünyevi şeyler değil mesele. Yani bunlar vasıta, vesile. Namaz bile asıl değil. İbadetler bile asıl değil. Asıl olan o muhabbeti ama bunlar aracılığıyla oluyor tabii ki. İbadetler, disiplinler ve teknikler akort çekmek içindir. O akort olmadığı takdirde kanımız kirliyse, kireçlenmişse, giydiğimiz akrelikse,
Oradan o işte frekanslar vesaire neyse bunlar olduğunda yapı bozulur, fıtrat bozulur. O açıdan Allah'ın şeriatı dediğimiz yasasını bozmamamız lazım. Allah'ın şeriatı dediğimiz nedir? İşte doğa kanunlarıdır. İşte insan fıtratıdır. İşte insan ve doğa arasındaki o birliktir, bütünlüktür. Bunu da en kamil manada zaten üstadlar, peygamberler yaşamış. Allah da Kur'an'ıyla bunu hak bir şekilde göstermiş. Yani bu İncil'de de öyledir, Tevrat'ta da öyledir. Bütün kadim şeylerde temel 10 emirdir yani. Temel 10 emirdir. Bugün ehli kitabın, kitap ehlinin, yani Allah'a inanan o dindar insan esas tehlike belki de ateizmdir, deizmdir ve deccal. Yani nedir? İnsan fıtratını ve doğayı bozan kişilere karşı bir mücadelenin içerisindeyiz. Ve aslında tek bir savaş var. Ne var biliyor musunuz? Küfür ve iman savaşı. Ekonomiydi, oydu, buydu. Bunların hepsiyken. Tek bir savaş var. Habil'in, Kabil'in savaşı hala devam ediyor. Küfür, iman savaşı hala devam ediyor. Ama küfür de, iman da hepsi Allah'ın sonsuzluğu içerisinde bizim gelişimimiz için. Bizim gelişimimiz için. Aynı şey gibi vücudumuzdaki virüslerle bakteriler. Bağışıklık sisteminin gelişmesi için. Yoksa şeytan kötüdür, odur, budur değil. Onun da varlıkta yeri var. O da Allah'ın vazifeli bir kulu. Bizim amacımız şeytana uymamak. Bataklık o da olacak. Günahlar o da olacak. Bunlar olmazsa gelişim olmaz. Yani olayı totalde anlayıp ihtinas sıratel müstakim üzere gidebilmek, yol alabilmek dengede olmaktır. Hani derler ya deve kuşu gibi olmak. Yani deve kuşu sen kuşsun uç. Diyor ki ben deveyim. Deveyim. Devesin yük taşı diyor ki ben kuşum. Ya bir tanesi ol. Deve kuşu gibiyiz bir tanesi ol. Kuşsun uç işte. Devesin yük taşı. Bir yerden tut yeter ki. Bir yerden entegre ol. Sistem seni bütünlüğe şey yapar. Ama insan çoğu zaman böyle çakallık yapıyor kendine göre. Üç kağıt yapıyor. Kendini baltalıyor. Kendine manipülasyonlar yapıyor. Bir şeyleri de bahane ediyor. Hele diyor dur bakalım belki Tanrı değildir. Belki uzaylılardır. 2012'yi bekleyelim, gelsinler alsınlar. Yani bir sürü muallaktaki konularla asıl olan meselesine inmiyor ve deccal dediğimiz yanılma içerisine giriyor ve kendi kendini kandırmada insan üstüne bir varlık yok yani. İnsan kendini kandırmada çok başarılı bir varlık. Kesinlikle. Ve bu insana özgü bir şey. Çok güzel kandırıyor kendisini. Çok güzel kandırıyor. Öyle.